Makine dinamiği, ders notları, dördüncü örnek. Şekilde de gördüğünüz gibi bu bir dört çubuk mekanizması. Dört çubuk mekanizmasının dört nolu uzvunun üzerinde 100 Newton'luk bir kuvvet etki ediyor. Bu kuvvetin etkisi altında 2 numaralı uzvun üzerine dengede tutabilmek için uygulanması gereken torkun değeri ve yönü soruluyor. Bu problemi çözerken yine Newton'un birinci kanunun denklemlerini kullanacağız ama skalar olarak çözeceğiz problemi. Bu problemleri artık çözerken çok fazla açıklamalar yapmayacağım. Eğer açıklama ihtiyacı hissediyorsanız problemlerle ilgili olarak daha önceki örneklere bakmanızı tavsiye ediyorum. Problemi tabii ki çözmeden önce yapmanız gereken şey serbest cisim diyagramını çizmek. Serbest cisim diyagramını çizmek istersek de bu problemde. Gördüğünüz üzere yine daha önceki problemlerde olduğu gibi tamamen döner mahzallardan oluşuyor. O halde her mahzalda iki tane kuvvet olacak demektir. D noktasında iki tane kısıtlayıcı kuvvet söz konusu. Bu kuvvetleri koyduk ve C noktasında yine iki tane kısıtlayıcı söz konusu olacak demektir. Etki tepki prensiplerine göre kuvvetlerimizi yerleştirdik. Bu kuvvetlerin yönlerini rastgele almıştık ama etki tepki prensibine uygun yerleştiriyoruz. B noktasında yine iki tane kuvvetimiz söz konusu olacak demektir. X ve Y yönlerindeki hareketi engellemeye yönelik olarak ve aynı şekilde A noktasında da iki tane kuvvetimiz olacak. Gördüğünüz gibi serbest cisim diyagramını kolayca tamamlamış olduk. Serbest cisim diyagramını tamamladıktan sonra da Newton'un birinci kanununu uygulayacağız. Tabii ki bu bir vektör denklemiydi. Bu vektör denklemini biz skalar denklemlere dönüştürebiliriz demiştik. Toplam X yönündeki kuvvetler yazacak olursak, ki bizim seçmiş olduğumuz yönlere göre Cx negatif, Dx pozitif yönde olacak. Y yönündeki kuvvetlere bakacak olursak 100 Newton'luk kuvvet pozitif yönde, Fc'ye pozitif yönde ve Fd'ye negatif yönde olacak. Ve bir moment alacağız herhangi bir noktaya göre. Burada D noktasına göre moment alıyoruz. D noktasına göre moment aldığımızda 100 Newton'luk kuvvetin pozitif bir döndürme etkisi yarattığını D noktasına göre ve Cx'in negatif yönde bir döndürme etkisi yarattığını görüyoruz. Başka da bir döndürme etkisi yaratan kuvvetimiz söz konusu değil. Verilenleri yerine yerleştirdiğimizde Fcx'in 62,5 Newton olduğunu görüyoruz bu denklemde. 3 numaralı uzun serbest cisim diyagramından aynı şekilde X yöndeki kuvvetleri yazmak istersek Fbx negatif yönde, Fcx'in pozitif yönde olduğunu görüyoruz. Y yöndeki kuvvetler için de Fby pozitif, Fcy'nin negatif yönde olduğunu görüyoruz ve bir noktaya göre de moment alacağız. Burada da C noktasına göre moment alalım. C noktasına göre moment aldığımızda Fby gördüğümüz üzere saatin dönüş yönünde bir dönme etkisi yaratıyor C noktasına göre. Dolayısıyla önündeki işareti negatif aldık. Ve dik mesafe BC çarpı kosinüs 33,5 derece bize dik mesafesini verecek Fby'ye olan tabii ki C noktasında. Aynı şekilde Fbx'e baktığımızda da Fbx saatin dönüş yönünün ters istikametinde oluyor. O halde önündeki işaretinde pozitif olması gerekiyor. Ve bunu da pozitif olarak burada gördüğünüz gibi aldık. Başka da döndürme etkisi yaratan kuvvet olmadığına göre Cx'in etrafında eşittir sıfır olacak. Buradan da verilenleri yerine koyup uçak başarını gerçekleştirecek olursak da elde etmiş olduğumuz denklemimiz bu olacak. Burada 4 tane bilinmeyen var. Buradan aslında Fcx'i biliyoruz. Dolayısıyla Fbx'i de biliyoruz demektir. Eğer biz Fbx'i biliyorsak yerine yerleştirip Fby'yi de kolayca bulabiliriz. 2 numaralı uzvun serbest cisim diyagramına bakacak olursak, 2 numaralı uzvun serbest cisim diyagramında da yine aynı şekilde x yöndeki kuvvetlerin toplamı sıfır olacak. Ax kuvveti gördüğünüz üzere negatif yönde, Bx pozitif yönde, toplamları sıfır olacak. Yine Ay yönde ve Y yöndeki kuvvetler Fay pozitif, Fby negatif. Dolayısıyla toplamları yine sıfır olacak ve herhangi bir noktaya göre moment alacağız. A noktasına göre moment alacak olursak, Bx gördüğünüz üzere saat dönüş yönünde bir döndürme etkisi yaratıyor. Negatif. Bx yine aynı şekilde saatin dönüş yönünde bir döndürme etkisi yaratıyor. Öndeki işaret negatif olacak. Ve torkun da burada gördüğünüz gibi yönünü saatin dönüşünün ters istikametinde almışız. Pozitif olacak. Verilenleri yine yerine yerleştirdiğimizde ve düzenleme yapacak olursak da denklemimiz bu hale dönüştü. Bu denklemlerden de gördüğümüz üzere 9 tane denklemimiz ve 9 tane de bilinmeyenimiz var. Bu denklemleri eğer çözecek olursak 9 tane bilinmeyen için 9 tane denklemi Fax, Fay, Fbx, Fby, Fcx, Fcy, Fdx, Fdy ve torkun değerlerini buradan bulacağız demektir. Burada da gördüğünüz gibi torkun büyüklüğü 1,8702 Nm olarak çıkıyor. Seçmiş olduğumuz yönde doğru olduğunu anlıyoruz. Pozitif bir değer çıktığını. Demek ki cevabımız tork eşittir 1,8702 Nm ve dönüş yönü olarak da saatin dönüş yönünün tersi. Saatin dönüş yönünün tersi istikametinde ne olacakmış? Şiddetini belirttik ve yönünü de belirttik. Elbette birimini de yazmayı unutmuyoruz. Videoyu seyrettiğiniz için teşekkür ederiz.